Herkese selam arkadaşlar. Bugün yanımızda Leon ve A3 var. Biliyorsunuz bu iki araç da bizim. Zaten alım serüvenlerini kanalımızda izlemişsinizdir. Bu iki araç da piyasa değeri olarak aynılar. 240 bin, 250 bin arasında gidip geliyorlar. İkisi de C segmenti, ikisi de 1.6 dizel motora sahip. Sunroof'u katlanır aynası olan bir Leon var. Halojen farlı, sunroofsuz, katlanır aynasız, hayalet göstergesiz bir Audi A3'ümüz var. 7 senelik bir araç ve 130 bin kilometrede. Leon'umuz ise daha 50 bin kilometre bile olmadı. Bu araçların ikisi de VAK grubu. Tabii ki VAK grubunun üst sınıf araç birisi Audi olduğu için aradaki fiyat farkını da Audi buradan sağlamış oluyor. Bana kalırsa özellik olarak Leon daha iyi. Ben Leon'u tercih ederim. Yani Ali'ye söz hakkı vermiş olsaydık A3'ü seçerdi ki zaten A3'ü seçmiş yani. Bu konu tartışılmaya kapalıdır. İkisi de dıştan baktığımızda cayır cayır yanıyor. Parlament mavisi Leon'umuz, alev kırmızısı A3'ümüz var. Dıştan bu araçlara denilecek bir şey yok. Şu halojen farlara bakar mısınız? Burada Seat'ın LED Lightning çılgın teknoloji farları varken bu halojen farları bilmiyorum. Ya işte anca Ali falan yani. Katlanır aynalarımız var. Yani biz buna bayılırız. Sunroof, katlanır ayna ve amortisörlü kaput olayı. Bizim aracımızda da sunroof'ta katlanır ayna da var. Hatta Ali'nin A3'e de modifiye serilerinde taktıracağız. Ali'ye de şey mi yapsak? Twingo sunroof var ya, tavanı kesiyorsun böyle kesip yere atarız falan, üstünde tepiniriz. Büyük ihtimal yapmayız ama yani sunroof'u bile yok ya, yazık. Şöyle anahtara basılı tutuyorum. Çılgın sunroof'umuz, bir camlarımız açılsın ya. Şu özelliğe bakar mısın abi? Leon ya. Yani Ali'nin arabasının karşısında ne varsa onu övebilirim. İki kaputun da altını açacağım, göstereceğim. Birebir aynıları. Tabii ki Leon'da amortisörsüz bir kaputumuz var. Şu şekilde. Burada da amortisörlü bir kaputumuz var. Audi'nin farkı da burada belli oluyor işte. Tabii ki malzeme kalitesi olarak da Audi daha kaliteli. Şimdi bu amortisörü bazı firmalar ağırlık olduğu için koymuyorlar. Hani arabanın ağırlığını düşürmek için yarış arabalarında, böyle racing arabalarda, yani racing... Türkçesi neydi ya? Kilogramı hafifletmek için amortisörlü kaput koymuyorlar. Baktığınız zaman direkt ön panel olarak komple aynı tasarıma sahipler. Yine bizim Skoda videosunda yaptığımız şekilde bunu bakayım, açmışlar mı daha önceden? Açmamışlar. Biz de açmayalım. Bu Seat'ın altında Volkswagen'in logosu var. Ama Audi'nin tabii ki kendine has bir motor kapağı var. Ya bunun altında bir şey yok. Yine aynı 1.6 dizel. Sadece motor kapağı Audi'ye özel yapılmış. Güzel yani. İki aracımız da çelik jantlı. Yani normalde iki aracımız da 16 jantlarla geliyor paketleri itibariyle. Sonradan oynandığı için iki araçta da 18 jant var. Normalde fabrikaların çıkışlarında en boşlarında 16, en fullerinde 18'e doğru çıkıyor. Araçların arka tarafına baktığımız zaman Leon'da gördüğünüz gibi LED stoplara sahip. Audi A3 aracımızda ise halojen stoplara sahip. Belki bunları değiştirir Ali modifiye serilerinde. Kanalımızda birçok modifiye serisi, araba alım, araba satım videoları var. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de şuradaki S3 detayına dikkat çekmek istiyorum. S3 ama 110 beygir. Bu detayı da vereyim. İki araçta normalde 1.6 dizel 110 beygir ama Leon'a daha önceden yazılım uygulandığı için 35 beygir bir güç arttırımı olmuş. Yani 145 beygir Leon. Şu an Leon'la A3 kapışsa hem ağırlıktan dolayı hem de yazılımdan dolayı Leon yani A3'ü tokatlar. A3'ün kaderinde var bu, hani BMW'de falan da bunu çokça yaşadığı için alışık, artık ağlamıyor abisi. Bu iki araçta C segmenti. Tabi Leon'umuz hatchback, A3 sedan. İlk çıktığında A3'te hatchback modeliyle çıkmıştı. Hatchback'ten sedana çevrilmiş bir araç. Yeni Mercedes'in A180'lerinde olduğu gibi. Tabii ki çevrilmiş diyoruz ama yapı olarak sedan olduğu için eminim ki bagajı Leon'dan daha büyüktür. Şöyle Leon'un bagajını sizlere göstereyim. Leon'un bagajını hepiniz biliyorsunuzdur. Göstermeye gerek yok. Yani normalde göstermeye gerek var da bagaj çok kötü olduğu için hani göstermeye gerek yok ya, biliyorsunuz falan. Emre abi bilmezsin. Bilsen niye video izleyelim lan? Bazıları şey demiş. Kendine neden ibne diyorsun? Ben de bunu çok düşündüm. Gerçekten. Şimdi iki aracın anahtarı da hemen hemen aynı ama Audi tabii ki yine özelliğini burada da belli etmiş, anahtarı değiştirerek. Tüm Seat, Volkswagen, Skoda anahtarları hemen hemen aynı. Bunun ikisinde de bagaj açma tuşlarını görüyorsunuz. Leon'da bastığım zaman az önceki gibi sadece bagajı açtım diyor yani. Ama A3'te kumandadaki bagaj açma tuşuna basılı tuttuğumuzda bagajı açıyor. Bu da ince detaylar, güzel detaylar. Burada Ali'nin çılgın stepnesini görüyorsunuz. Burada hurçlar falan var. Ali bir taşınma sürecinde büyük ihtimalle. Böyle stepnesi var kardeşim, yazık. Audi A3 çok antik olduğu için lastikleri falan patlatıyor sürekli. Şimdi A3'cüler gelecek, sen arabadan ne anlarsın falan. Ali'nin arabaya takılıyorum. Yani bagajı gerçekten büyük. İki tane hurç, stepneler,
altta yastıklar bayağı geniş geniş almış. Sedan arabanın artıları da bagaj konusunda oluyor. Ben Emirhan gibi yanlı yansız sallamayacağım. Neyse onu söyleyeceğim. Şimdi hakkaniyetle gerçekten Leon ve A3 kıyaslaması bu. Ben de Leon'la A3'ü kıyaslayacağım. Şurada güzel bir Leon'un multimedyasını görüyorsunuz. Ben bunu A3'e nazaran daha beğeniyorum. Çünkü daha geniş. Bunda CarPlay var mesela. Benim A3'te CarPlay yok. Bu araba benim arabaya göre çok daha genç. Şimdi 2018 bir Audi ile kıyaslasak bunu zaten şansı yok. Ama aynı fiyat bandında olduğu için benim arabayla kıyaslıyoruz. Şimdi iç özellik olarak Leon'un hangi özellikleri daha iyi, Audi'nin hangi özellikleri daha iyi hemen bahsedeceğim. Klima olarak ikisi de manuel zaten. Hani klima sistemleri de birbirinden çok farklı değil. Sadece şuna değinmek istiyorum. Bakın. Bu araç C segmenti bir araç. Ve binek bir araç. Ticari bir araç değil. Ve çok sert bir plastik kullanılmış her yerde. Şu gördüğünüz her yer plastik ve gerçekten dandik bir plastik. Şimdi Leoncular yanlış anlamasın ulan. Benim arabaya ben 250 bin lira aldım, neresi dandik falan. Ya bu 250 bin liralık bir araba değil, bu 20 bin euroluk bir araba. Benim aracım da aynı şekilde. Ha Audi'de de plastik kullanılmamış mı? Kullanılmış. Ama buna nazaran çok daha kaliteli. Şimdi gösteririm. Yani bir zahmet 4 cam otomatik, bunu söylemek istemiyorum. Bir Clio ile Leon'u karşılaştırsaydık bunu söylerdim yani. Çünkü Clio'nun yenilerinde, 2021'lerinde bile hala arka camlar çevirmeli. Otomatik far var ikisinde de. Güzel özellikler. Tabii olması gereken özellikler. Yeni arabaya biniyorum diyoruz. Bir zahmet otomatik farı olsun. Ama bu arabanın bir özelliği var ki o da hayalet gösterge. Bak. Arabayı çalıştırdığınızda şimdi multimedyada çalışacak. Burası cayır cayır yanmaya başladı yani. Ağzıma doğru bir sürü ekran bakıyor. Çok güzel dolu hissediyorsunuz. Agresif hissediyorsunuz. Bu olayı seviyorum. Zaten bu araba da dizel olmasına rağmen 145 beygire çıkartılmış. Türkiye'de olduğumuz için klasik 1.6'lar arasında da bir rekabet var. Yani 1.6 dizel arabalar için de gerek yazılımıyla gerek aerodinamik olarak iyi olduğu için hız yapmaya elverişli bir araba. Hatta bunun çok beygirli abileri de var. Leon Cupra'lar var mesela. Adamı üzer yani. Cidden trafikte denk gelirsiniz. Aman Allah düşman. Dışarıdan baktığınız zaman ben sedan arabanın duruşunu her zaman hatchback arabanın duruşuna tercih ederim. Arabanın dışına sadece arabanın dışındakiler bakıyor. İçinde olan adam sürekli direksiyonu görüyor, sürekli hayalet ekranı görüyor, sürekli multimedya görüyor ve vitesi görüyor. İçerideki yoğunluğa baktığınız zaman bir kere sunroof'um var. Bu araçlar tabii ki de birbirinin alternatifleri. Şimdi bu arabanın sıfırının benzinlisi 230 bin lira. Audi A3'ün sıfırının benzinlisi 450 bin lira. Zaten Audi A3 bundan daha kaliteli bir araba yani. Bunu hani ekstra tartışmaya gerek yok. Aralarında 5 sene var ama hala aynı paralar yani. Buradan anlayabilirsiniz. Donanımsal olarak güzel dedim ama kendi aracımı da öldüremeyeceğim. Bir kere bu araba sedan. Aynı segmentte sedan arabalar hatchback arabalardan bir tık daha pahalı oluyor zaten. Buradan bir fiyat kazanımı var. Ve bagajı Emirhan'ın dediği gibi daha büyük. Ve araç daha uzun bir araç olduğu için içerideki alan daha geniş. Yani bu da çok önemli. Özellik olarak dolu olması ne kadar önemliyse arabanın içindeki genişlik de aynı şekilde önemli. Arkaya oturan adam bir kere rahat ediyor arkadaşlar. Bacaklarını toplamak zorunda kalmıyor. Leon'da arka yaşam alanı çok daha dar Audi'ye göre. Tamam, direksiyonu ben Audi'nin direksiyonunu beğenmiyorum. Yumuşaklığına hiçbir şey demiyorum ama şekil olarak bunu beğenmiyorum. Bu da Audi'nin yenilerinde tabii göbekli direksiyonlar olduğu zaman Leon'un direksiyonunu tercih ederim. Hayalet bir ekranım yok ama kadran selamlamam var. Yine LED falan olduğu için ve yol bilgisayarı nispeten daha büyük olduğu için hayaleti aratmıyor. Gömme bir multimedyam yok. Sonradan çıkma şöyle bir multimedyam var. Bunu daha çok beğenen var. Daha az beğenen var. Multimedyası daha dolu olabilir ama ses sistemi Audi'nin daha iyidir her zaman. Şöyle ufak bir vereceğim. Refresh, akar, nehir, gece sessiz, duman altı olmuş şehir. Ses sistemlerini karşılaştıramazsanız bile Leon'a geçtiğiniz zaman ve bu kadar yüksek ses açtığınız zaman basslar vurmaya başlıyor ve size cızırtılı ses vermeye başlıyor. Ama Audi temiz bir ses veriyor çünkü daha kaliteli hoparlörler kullanmış. Bakın az önce çıkan sesi görüyorsunuz Leon'dan. Bir de Audi'den çıkan sese bakın. Burası yumuşacık bir plastik arkadaşlar. Öyle sert plastik değil. Kaplama da değil. Güzel bir deri kullanılmış. Yine bakın aynı şekilde şuraları da göstereyim. Tamam Audi'nin de buraları plastik ama daha tok bir plastik. Sesten de anlarsınız. S-Tronic bir şanzımanı var arkadaşlar. DSG şanzımanla benzer altyapıları kullanıyor. Bu da çift kavrulmalı bir şanzıman. Bu araçta da start stop var. O araçta da start stop var. Şimdi şöyle de bir handikapı var bu arabanın. Araba cidden boş yani. Anlatacaklarım bu kadar da bitti. Çünkü arabada daha anlatabileceğim herhangi bir şey kalmadı yani. Daha çakmaklı mı anlatayım? Arabanın çakmaklığı var ya. O kadar. Burada yarısı yenmiş bir campare var. Şimdi arka yaşam alanları baktığınız zaman Leon'un arka yaşam alanı cidden dar. Dizlerim direkt yapıştı. Baş mesafesi olarak da yeterli değil. Benim boyum 1.84. Rahat etmedim açıkçası. Uzun bir yolculuk yapar mısın derseniz yapamam. Dar bir araç olmasına rağmen sunroof burada bir ferahlık sağlıyor tabii. Arkada da bağımsız kliması var. Çocuklarınız ya da kız arkadaşlarınız vardır 50 kilo. Arkada rahat eder. Ama ben edemedim. Şimdi benim şoför koltuğum en arkaya yatık arkadaşlar. En arkaya yatık olmasına rağmen oturduğum zaman bir kere dizlerim kurtarıyor. Yani dizlerime temas etmiyor. Çok az bir mesafe var ama dizlerim kurtarıyor. Ve yine bunda da bağımsız klima var. Ama sunroof olmadığı için tabii araba biraz basık hissettiriyor arkadaşlar. Biraz darlık geliyor. Bana kalırsa objektif konuşayım. 2014 bir Audi almaktansa
2018 bir Leon almak daha mantıklı. Bunu ben aynı paraya Audi almış olan biri olarak söylüyorum. Neden peki ben Audi'yi aldım? Neden Leon almadım? Çünkü arkadaşlar bu Audi yani. Hani marka değeri diye bir şey vardır ya. Baktığın zaman dışarıdan o olimpiyat halkalarını görüyorsun abi. Bu araba Audi yani. Malzeme kalitesi olarak bu daha iyi ama özellik olarak bu daha iyi. Ben her zaman özelliği malzeme kalitesine tercih etmişimdir. Çünkü bu da belli bir malzeme kalitesine sahip. Bunun malzemesi çok kalitesiz değil. Bu da neticede bir Alman arabası. Bunun malzemesi ondan daha kaliteli olabilir ama ne yapayım ben yumuşak plastiği hayalet ekranım olmadıktan sonra. Ben sadece bunun duruşunu daha çok beğendiğim için bunu aldım. Bir de Audi'ye karşı özel bir ilgim olduğu için bunu aldım. İkisinin arasında kalırsanız bence Leon'u tercih edebilirsiniz. Bu karşılaştırmanın galibi bence Leon'dur ama ben yine Audi'yi alırım yani. Marka değeri de her zaman arabanın üzerine bir şeyler koyuyor arkadaşlar. Baktığınız zaman Audi, BMW. İşte Range Rover diyorsunuz. Range Rover kadar mesela sıkıntı çıkartan bir araç yok. Ama hala cayır cayır millet eskisine de biniyor, yenisine de biniyor. Neden biniyorlar sürekli masraf çıkartan bir arabaya? Çünkü o arabanın adı Range Rover. Çünkü o araba bir klasman göstergesi. Mesela saat. Normal bir saat de size saati gösterir ama Rolex de size saati gösterir. Neden insanlar gidip Rolex alsın ki? Çünkü o bir klasman göstergesi. Tamam bu çok büyük bir klasman göstergesi değil ama ufak da bir klasman olarak da beni doyurmasını istiyorum. Bu da ufak olarak doyuruyor. Yani çok büyük bir klasmana sahip bir araba değil. Bunun farkındayım ama en azından yani 250 bin lira verip de Audi sahibi oluyorsunuz. Ben öyle düşünmüştüm alırken. Ama gerçekten özellik olarak bu daha dolu. Kanalımızda bunun gibi yüzlerce araç içeriği var. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.